Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda paralel kenar ve eşkenar dörtgen konusundaki 9. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi çözümlere başlayalım. Aşağıdaki oyun aleti iki eş ayak üzerinde ileri geri salınım yapan kayık modelinden oluşmaktadır. Evet ileri geri salınım yapıyor. Şekil 1'deki konumda ayak kayığa binen bir çocuk kayığa şekil 2'deki konuma kadar salınım yaptığında ayaklar... Zemin ve kayık arasında kalan kapalı bölgenin alanının yarısına düşmektedir. Evet, oyun aletinin ayakları başlangıç konumuna göre şekil 1'den şekil 2'ye kaçar derece dönmüştür diye söylüyor arkadaşlar bize. Şimdi şekil 1'deki zemin alanı ne olmuş arkadaşlar? Yarısı olmuş. E o zaman alanın yarısı olmuşsa şimdi gençler bu bu burada bir dikdörtgen oluştu elimizde. Şuraya A, buraya B diyecek olursak bunun alanı A çarpı B değil mi? Evet. Şu aralarındaki mesafe değişmiyor arkadaşlar. Arasındaki mesafe değişmiyor. Burası A e, taban çarpı tabana ait yükseklik olacağından dolayı burada kalan A çarpı B değil mi? Evet. O zaman buradaki alan da ne olacak? A çarpı B bölü 2'ye eşit olacak. Yani bu alanda A çarpı B bölü 2'ye eşit olduğundan dolayı taban çarpı tabana ait yükseklik olduğundan dolayı burası da B bölü 2 mi olacaktır gençler? Evet. Çünkü alanı yarıya düşmüş. AB iken burada kalan AB bölü 2 taban çarpı yükseklik yani A çarpı H'ın neye eşit olması lazım? AB bölü 2'ye eşit olması lazım. A'lar gitti. H da buradan B bölü 2'ye eşit oldu. Hocam şu uzunluk yine değişmiyor. Burası da B. 90'ın karşısı B'yken ne oldu? Şimdi B bölü 2 oldu. Kaç derece oldu arkadaşlar burası? 30 derece oldu. Aa hocam cevabımız 30 demeyin. Niye? Sazanlık yapmayın. Adam bize ne demiş? Şekil 2'ye geçene kadar kaç derece dönmüştür diyor bize. Önceden bizim şeyimiz bu şekilde değil miydi arkadaşlar? 90 dereceydi. Ve ben şurayı 30 derece buldum. Dönüş açısı ne oldu arkadaşlar? Döndüğü kısım Hocam böyleyken hop şöyle bir dönüş yaptı. Yani şurada kaçı şey isteniliyor bizden? E burada kaçta nedir? Burası 30'sa burada kaçta? 60 derece yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle e oldu. Birinci soru güzel bir soru. Geldik ikinci soruya. Düzgün altıgen biçimindeki bir masa birinci şekilde belirtilen köşegeni boyunca ikiye, ikiye ayrılıp ikinci şekildeki gibi tekrar birleştirilince paraya kenar bir şekilde bir masa elde edilmiş. Paraya kenar masanın çevresinden bahsedilmiş. Arkadaşlar burası bu düzgün altıgen bir kenarına A dersek bu en uzun köşegen burası 2A değil midir? Evet bak en uzun köşegen iki parça böldük. Şu parçadaki en uzunu 2A bu parçadaki en uzunu da 2A. Ee, düzgün altıgen bir kenara A, A Hocam burası da A burası da A birim. Şimdi paraya kenar masanın çevresini vermiş bize 3 6 7 8. 8 A'yı kaç vermiş arkadaşlar? 80 vermiş A'yı buradan kaç buluruz? 10 altıgen masanın üst yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. A'yı 10 bulduysak altıgende 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor mu? Evet. 6 tane 10'un karesi kökü 3 bölü 4 alanı eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 150 kökü 3 yapıyor arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan dikdörtgen bir kağıt karşılıklı kenarları üst üste getirilerek aşağıdaki görselde bildiği gibi iki kez katlanıyor. Bir böyle katladım. Yani birinci şekil bu. Bir de sağa doğru katladım. İkinci şekil bu. Daha sonra katlı parça açılarak elde edilen bu da ne olmuş sonrasında kesilmiş. Sonra katlı parça açılarak elde edilen şeklin iki kenarı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi iki kat, çiz kat çizgisi üzerinde bu şekilde katlanmış. Arkadaşlar ben bunu böyle katlayıp en son bu hale getirdim kestim ya. Kestiğim zaman bakalım kaç parça oluşacak. Şimdi şu katlamayı açalım. Kestiğim zaman hocam bir parça bu diğer parça bu. Boşta kalsın burası. Şimdi ben bunun katlamasını açtım geriye doğru. Şu şekilde oluştu. E, o zaman bunun simetriği de şöyle olmadı mı arkadaşlar? Şu. Şimdilik bütün kağıt bu, şuradaki parçalar atılmış gibi düşünün. E Ben bunu e, e, geriye doğru açıyorum şimdi. E, i̇lk katlamada aşağı katlamıştım. O zaman burada da yukarı doğru açacağım. Yukarı doğru açtığımızda da şekil böyle mi oldu? Evet. Şunun katlanmış da açılmış halde. Şu şekilde mi oldu arkadaşlar? Evet. Dolu kısım, kırmızı kısım burasıyken, burası da kırmızı kısım oldu şöyle bir bütün 4 tane de küçük üçgen mi oluştu? Evet. Burada bakın bir şey çıktı karşımıza. Dikkat edin bu dikdörtgenin köşegeni. Sen bunu böyle katladığın zaman simetriğini aldığın zaman bu da köşegeni. Simetriğini yukarı doğru aldığın zaman bu da aynı. Bu da aynı mı oldu? Evet. Eşkenar dörtgen çıktı karşımıza. Eşkenar dörtgen şu deki, şu kağıt, e, şeyde kağıtta arkadaşlar. Sonra şöyle bir katlama yapmışız. Katlamaları geriye doğru açalım arkadaşlar. Hadi bakalım burada da katlamayı şöyle geriye doğru açtığımız zaman hop şöyle. Şurada da geriye doğru açtığımız zaman hop şöyle. Bu bir eşkenar dörtgen değil mi? Evet şunların hepsinin birbirine eşitliğini düşünelim. Eşkenar dörtgen de e, şuradaki katlamadan dolayı üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam eşkenar dörtgen olduğu için buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Hatta katlamadan dolayı şu açılar da birbirine eşit. Bunlar da nokta nokta olmak zorunda. Çünkü aslında buraya çizgi çizgi desek. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit olduğundan bunların da nokta nokta olduğunu fark edebiliyoruz arkadaşlar. E üçüncü katlama sonucu elde edilen şekilde kırmızı ile belirtilen açı evet 17'ymiş. Hocam 17 bölü 2, 17 bölü 2 ile hiç uğraşmayalım. A, A diyelim, 2A'nın 17 derece olduğunu bilelim. Hocam burası da A, e, burası da A, toplam 2A, 4A yaptı burası. Hocam bu 4A açısı kaç dereceye eşit? Bakın burası 4A oldu. 4A 2A 17 eşitse 4A 34 e eşit oldu. 4A 34 ise burada kaçı? 146 mı yapıyor? Evet. Şurada kaçı? 146. Şurada kaçı? 146 diye yazalım. Sonra hocam burası 146 ise A bölü 17 bölü 2 ile uğraşacağım. Hiç uğraşmayayım. Şurada kaçı nedir? Burada kaçıyla da burada kaçı birbirine eşittir bu arada. Değil mi? Evet bu açıları bulunca yeşil boyalı bölgenin alanını da buluruz arkadaşlar. Burası 146 6 A ise toplamı 180 olduğundan 34 eksi a yapacak burası. Burası da 34 eksi a yapacak. Toplam kaç yapıyor? 68 eksi 2 a yaptı burası. Bakın şuradaki açı 68 eksi 2 a yaptı. E burası da 180'e tamamlayan açısı kaç yapar arkadaşlar? Hatta 2 a'yı biz biliyoruz 17. 68 eksi 2 a da neye eşit olacaktır? 68 eksi 17'den kaça eşit oluyor? 51'e eşit oluyor. Hocam bu açı 51 derece ise şu açı 51 derece ise 51'in 180'e tamamlayanı 180 eksi 51'den cevabımız kaç çıkacaktır? 129 çıkacaktır. Evet üçüncü sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Lale telefonunun kilit ekranını bir desen ile oluşturmuştur. Aşağıdaki görselde verilen birim karelerin köşe noktaları ile telefonunun desenini oluşturabilmektedir. Leyla'nın kardeşi Latif. Leyla'nın telefonunu açmak istemektedir. Leyla kardeşi Latif'e aşağıdaki ipuçlarını vermiştir. Bir birim kare alana sahip paralel kenardır. Hmm. Arkadaşlar bir birim kareye sahip paralel kenardır. Tamam aklınızda bulsun. Başlangıç noktası kilit kanındaki en büyük karenin köşesidir. En büyük karenin köşesi başlangıçtır. Yani ya bu köşe ya bu köşe ya bu köşe ya da bu köşe olacak arkadaşlar. Tamam. Başlangıcı burası seçeceğim. Bir yerden başlayalım biz şimdi. Ee, i̇sterseniz şuradaki köşeden başlayalım. Bir birim kare olan paralel kenar bakalım. Bir de desen saat yönünde hareket edecek. He, kaç deneme olacak? Arkadaşlar normalde mesela bir tanesi hangisi yapar? Hocam şöyle. Bir birim kare olan bir paralel kenardır. Kare de bir paralel kenar değil mi? Evet. Paraya diye seçebiliriz bunu. E, dolayısıyla bir tane böyle. Hocam eğer başlangıç noktası böyle saat yönü saat yönünde diye belirlememiş olsaydı hocam bir bu yönde gittiğimizde bir deneme bir de bu yönde gittiğimizde iki deneme deyip şu çizdiğin şeklin iki tane olduğunu söyleyebilirdik arkadaşlar. Yani buradan iki deneme şansının olduğunu söyleyebilirdik. Neyse her çizdiğim şekilde bir deneme. Çünkü yön belirtmiş arkadaşlar. Evet bu köşede bir tane böyle seçebilirim. Başka hocam bir tane şöyle seçebilirim paralel kenar. Tabanı bir yüksekliği bir yaptı. Bir kırmızıyla bir maviyle bir de başka var mı arkadaşlar? Bir de Şöyle seçebilirim arkadaşlar. Hmm. Evet bir de şöyle seçebilirim. Aynen öyle. Bir de şöyle seçebilirim. 3 tane seçebilirim. Başka da var mı? Yok. 1 kırmızıyla seçtiğim. 2 maviyle seçtiğim. 3 siyahla çizdiğim arkadaşlar. Bakın şu siyahla çizdiğim. Başka çizebiliyor mu? Yok çizemiyorum. Burada bir köşede 3 tanem oldu. Evet. E, diğer köşede de aynı şekilde. Kare ve iki tane paraya kenar çıkacak karşımıza. Diğer köşede de diğer köşede de. Her köşede yani 4 köşe olduğuna göre 4 köşede hepsinde 3 tane elde edeceğim 3 tane çizim hakkımız olduğuna göre toplamda kaç denemede bulur arkadaşlar deseni 12 denemede bulur. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? C han çıktı. İsterseniz arkadaşlar şunu hallettik. Şurada 3 tane olduğunu hallettik. Bir de şu köşedekini de göstereyim de kafada soru işareti hiç kalmasın isterseniz. Burada da 3 tane vardır. Bakın bir kırmızıyla çizdiğim kare Birincisi bu. İkincisi hocam şu paralel kenar. Üçüncüsü de siyahla gösterdiğim şu paralel kenar arkadaşlar. Başka oluyor mu? Olmuyor. 3 tane burada, 3 tane de burada, 3 tane de burada, 3 tane de burada. Toplamda 4 tane 3. 4 tane üçlü grup yani kaç yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar cevabımız. Güzel bir soru. Ha bir de yön belirtmemiş olsaydı ne yapacaktık? Çarpı 2 diyecektik. Bir saat yönünde gidiyorsak bir de saat yönünün tersinde gidecektik arkadaşlar. O zaman çarpı 2 yani cevabımız 24 olurdu. Dördüncü soru güzel bir soru. Cevap 12 oldu. Geldik beşinci soruya. Köşegen uzunlukları 24 ve 18 olan bir eşkenar dörtgenden bahsediyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım bir eşkenar dörtgeni öncelikle bir çizelim. Köşegen uzunluklarını da verelim şöyle. Şöyle çizdik ve şöyle çizdik. Ve köşegenler dik Kesiştiğini biliyoruz. Bir köşegen 18. Hocam 9-9 diye keş parçaya böldü. Bir köşegende neymiş? 24'miş 12 12 diye iki eş bir parçaya böldü. E 9 12 15 üçgeninden buraları da 15 15 15 15 diye bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Bize diyor ki dörtgenin karşılıklı kenarları arasındaki uzunluklar toplamı. Bu herhalde uzaklıklar olacak arkadaşlar. Şu karşılıklı kenarları arasındaki uzaklıkları toplamı kaçtır diye soruluyor. Yani şu iki karşılıklı kenar arasındaki uzaklık da bu iki kenar arasındaki uzaklık istemiyor. Öncelikle arkadaşlar ben şuradaki yüksekliği bulurum. E, ee, zaten buradaki yüksekliği de, buradaki yükseklik aynı. 9, 12, 15'teki h burası. Zaten burada bir kelebek var. Kelebekte de hocam 9'a 9, 9 1'e 1 olan var. Haşsa burası da h yapıyor zaten. Yani şu iki haşı öncelikle bulayım. Haşı nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar öklük bağıntısından da bulabilirsiniz ama alandan gidelim isterseniz. Ee, hatta eşkenar dörtgenin alandan gidelim. Eşkenar dörtgenin alanı nedir? Hocam eşkenar dörtgenin alanı bir Taban çarpı tabana ait yükseklik yani 15 çarpı 2H bir de köşegenler çarpımının yarısı yani 18 çarpı 24 bölü 2 eşit. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Hocam böyle 2'ler gitsin. Sonra e, şuradaki 3'e bölsen 6 3'e bölsen 5 2'ye bölsen 2'ye bölsen burada 3 kaldı. 3H eşittir. Pardon. Aa bu 24'miş ya. 2H diye okudum ben bunu. Yanlış işlem yapmayalım arkadaşlar. Bir daha yapalım sadeleştirmeyi. Şimdi burası kaç? 2. Arkadaşlar buradaki 2 ile şuradaki 18'i sadeleştirdiğimiz zaman 9. 3'e böl 3. 3'e böl 5. Şu 2 ile o 24 sadeleşti. 12 kaldı. Burada h kaldı. 36 kaldı burada. 5 h kalmıştı. 5'i de öbür tarafa attık. Yani 36 bölü 5 yaptı arkadaşlar. Yalnız ben buradaki h'ı buldum. Bizden ne isteniyor? Karşılıklı kenarlar arasındaki uzaklar toplamı. Bu ikisinin arasındaki uzaklık 2H. Hocam bir de buradaki yükseklikte soruluyor bize. Arkadaşlar bunlar aynı üçgen olduğu için burası da H, burası taştır. Ya da eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşit değil mi? Evet. Burası 2H ise burası da 2H. Bizden toplamda 4H isteniyor. Yani 4 çarpı 36 bölü 5 isteniyor arkadaşlar bizden. O da 6 kere 4 24 4 kere 3 12 144 bölü 5'e eşit oldu. Bu da 288 bölü 10'dur. O da nedir arkadaşlar? 28,8 e eşittir. Evet. Beşinci sorunun cevabı böylelikle balık esir çıktı. Geldik 6 soruya. Aşağıda özel olarak hazırlanmış bir yük kaldırma mekanizması verilmiştir. Bu mekanizma şekilde görüldüğü gibi eşit aralıklarla vidalara bağlanmış metal çatalardan oluşmaktadır. Evet. Şunların hepsi ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. En alta kadar böyle eşitler devam edecek arkadaşlar. Şöyle eşitleri koyalım. Peki devam edelim isterseniz soruya. Şu eşitleri koyarken. E, Valla inat ettim hepsine koyuyorum eşitleri. Hatta Şunlar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Aynı çubuklar olduğu için. Şuradaki mesafeye 30 vermişler. Buradaki yükseklik nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi bu 30'u kullanacağım. Aa hocam burası kosinüs teoreminden şu çizgi uzunluğu çıkar mı? Çıkar. Aa bence daha kolayı vardır. Ne yapalım? Hocam şuradan bir dik çizsek şöyle. Bu 150 derece ise ne yaptı? 75, 75 yaptı burası. E 75, 75. Hatta burası da 15, burası da 15 oldu. Yok ben buradan bir şey çıkartamam. 15-75-90 üçgende burası 30 birim, ee, 30 birim olduğundan burayıları da 15-15 yaptı. 75'in karşısına 15'in karşısına geçiş aslında var da oradan çıkmaz arkadaşlar daha kolay bir yolu vardır. E ne yapalım o zaman şekil 2'ye gidelim bakalım burada. Hocam şekil 2'ye gidecek olursak burası da 30 derece verilmiş. E şuradan da bir dik çizecek olursak burası da 15-15 oldu mu oldu. Aa 15-75-90. Bak ne çıktı arkadaşlar. Hocam bu üçgenle bu üçgen eş üçgen çıktı. Niye? Bu da 15, 75, 90. Bu da 15, 75, 90. Bu da 90'ın karşısındaki kenarlar birbirine eşit mi oldu? Evet. E o zaman buradaki uzunluk 75'in karşısı 15 ise buradaki 75'in karşısı da 15'tir. Hocam burası 15. E, aynı şekilde köşegenleri çizsek. Burada da arkadaşlar 30 derece. Bunlar 15, 15 yaptı. 15, 75, 90. 15, 75, 90. Eş üçgenler devam ediyor. 75'in karşısı kaç? Bakın burası 15 diye verilmiş. O zaman burası da 15, burası da 15. Yani şurası da 30 yaptı. Burası da 30 yaptı. 15 15'ten dolayı burası da 30 yaptı. Çok güzel bir soruyormuş. Burası da 30 yaptı. Burası kaç yaptı? 15 yaptı arkadaşlar. Sayalım kaç tane 30 var? Hocam 1 2 3 4 5 tane 30, 6 tane 30 var aslında. 6 kere 30 kaç yapıyor? 18. Yani 180 yapıyor arkadaşlar. Nereden bulduk? 15 75 90 özelliğinden değil. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Hem açılar eşit hem de 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı eş üçgen oldu. Dolayısıyla 10 75'in karşısı 15'si burada da 75'in karşısı 15 oldu. Burası da 15, burası da 15. Yani eşkenar dörtgenlerin bir köşegeni, dikey köşegeni böyle 30 birim olmuş oldu arkadaşlar. Çok güzel bir soruymuş ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Mükemmel bir soru. Yoksa işlem kalabalığıyla yapacaktık soruyu. Ee, i̇yi ki buradaki şey dikmeleri çizip üçgenleri yorumladık arkadaşlar. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 180. Yani E diremit çıktı. Ve böylelikle test 9'da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 10'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.